edilen bir konu hakkında bilgi sahibi olamadı, okuyamadı, edemedi. Nedir görüşünüz bu konuda? Sayın Karadağ, öncelikle şunu ifade edeyim ki 7 Haziran 1 Kasım arasındaki yaşanan süreci gerçekten toplum olarak hafızalarımızdan kolay kolay silmemiz mümkün değil. Ama hem Sayın Vekilim biraz önce sonuna doğru yakalayabildim, bazı değerlendirmeler yaptı. Hem de önemli bir hukukçu Salim Şen Bey stüdyoda. Eğer bir konuyla alakalı bir iddianız varsa bu iddiayı ortaya koymak gibi bir yükümlülüğünüz de var. Tabii. Yoksa sahte kabadayı gibi her seferinde çıkıp birilerini töhmet altında bırakacak açıklamalarla burada siyaset yapılmaz. Böyle bir yaklaşımı da asla ve asla biz Deva Partisi olarak da doğru bulmuyoruz. O döneme dair 7 Haziran 1 Kasım arasında elbette ki yaşananlar son derece nahoş hadiselerdi. Üzüntü verici ve toplumu derinden sarsan, kaygı verici hadiselerdi. Bunların açığa çıkması mutlaka gerekli. Ama buna dair somut elinizde bir veri yoksa bunu da sürekli olarak gündeme getirip o döneme dair birilerini zan altında bırakmaya da gerek yok. Şimdi biz bu konuyla alakalı Sayın Özdağ'ın yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sadece bu konuyla alakalı değil, pek çok konuda Sayın Özdağ altını dolduramayacağı bir kısım açıklamalar yapıyor. Akabinde de bu açıklamaların kamuoyunda bir sabun köpüğü etkisi yaratıp daha sonrasında da altından bir şey çıkmadığını herkes anlıyor. Özellikle seçmen sayısıyla alakalı, yabancıların oy kullanmasıyla alakalı, farklı konularda. Şimdi çok net olarak biliyorum ki şu anda biz burada bunları dile getiriyoruz diye biraz sonra da bizleri etiketleyip vatandaşın önüne atacaktır. O konuda en ufak bir kaygımız da yok. Ama korkarak elbette ki siyaset yapılmaz. Ama bir hukukçu olarak biz de elimizde somut veriler olmadan bir değerlendirme yapmayı kendimiz açısından son derece yakışıksız buluyoruz. Dolayısıyla ben Sayın Özdağ'ın açıklamalarını çok ciddiye alan bir siyasi hareket değiliz biz Deva Partisi olarak. Sadece seyrediyoruz, bir kısım söylediklerine bakıyoruz ama hiçbir zaman da siyaseten ne bir muhatap olarak alıyoruz ne de söylediklerinin çok fazla bir kıymeti olduğu kanaatinde de değiliz. Çünkü bu kadar büyük tonda, yüksek tonda sözler söyleyip de onu doldurmazsanız, söylediklerinizi ispatlamazsanız o takdirde size çok fazla itibar edilmez ve şu an itibariyle aktif olarak kendisi siyasi parti kurduğu günden bu yana farklı değerlendirmelerde bulundu ama bunların hiçbirinin altını dolduramadı. Ha bu arada Sayın Özdağ prim yaptıran da hiç şüphesiz Sayın Soylu, onu da özellikle burada ifade etmekte fayda var. İlk başlangıçta Sayın Özdağ'ın bu çıkışlarını olumlayan, bir şekilde ona zemin hazırlayan kuşkusuz ki Sayın Soylu'ydu. Çünkü siyaseten onun görünür olmasını bir şekliyle muhalefet partileri açısından söyledikleri nedeniyle muhalefet partilerine kısmen de olsa zarar verebileceği düşüncesi içerisinde hareket ediyordu. Ama son dönemde artık söyledikleri emin olun onun da canını sıkacak boyuta mutlaka ulaşmıştır. Ama rüzgar eken fırtına biçiyor. Peki. Yani sonuç itibariyle bunu artık zapt etmek kolay kolay mümkün değil. Çünkü popülizm son derece insanlara keyif veren bir hadisedir. Bir karşılığını gördüğünü hissettiği anda bunun üzerine gidecektir. Ve bir şekliyle Sayın Özdağ da bu işten keyif almaya başladı. Söylediği sözlerin en azından bir kitle tarafından karşılık bulduğunu görüyor. En nihayetinde bu karşılık bulmuş olması siyaseten Türk toplumu açısından faydalı hadiseler değil. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var. Çünkü biz bugünü düşünerek değil, yarınları düşünerek siyaset yapmak arzusunda olan bir siyasi geleneği inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü geçmişte uzlaşmamız mümkün değil. Geçmişte pek çok hatalar oldu. Önemli olan o hatalardan ders çıkartıp geleceği nasıl inşa edebiliriz? Yarının Türkiye'sini nasıl inşa edebiliriz? Biz bunun çalışması içerisindeyiz. Deva Partisi olarak da bütün konsantrasyonumuz önümüzdeki seçimlere yönelik bu Peki. ucube yönetim sisteminden Türkiye'yi kurtarmak. Bunu kurtarmak için de altılı masa olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye
çalışıyoruz. Peki. Bir diğer husus Sayın Soylu'nun bahsetmiş olduğu Amerika'ya dair Büyükelçisi'nin yapmış olduğu açıklamayı ve özellikle taziye metnini kabul etmediğini ifade etmiş olmasını Sayın Cumhurbaşkanı bugün hem İngilizce hem Türkçe sosyal medya hesaplarından bir şekliyle Amerika'ya da şükran duyduğunu ifade etti. İşte burada asıl irdelenmesi gereken, konuşulması gereken konu bence bu Sayın Özdağ'ın söylemlerinden ziyade. Bir düşünün ki siz bir İçişleri Bakanı olarak kendinizi de aşan ortada 6 kişinin ölümü, onlarca kişinin yaralandığı bir hadise var ve suç delilleri henüz tam manasıyla toplanmadan kendinizce olayın failinin arkasında faillerinin kim olduğunu net bir şekilde açıklıyorsunuz. Arkasından da bunun kimler olduğunu kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Karşınızdaki muhatap Amerika Birleşik Devletleri, iş politika açısından belki milletin hoşuna gidecek söylemler. Ama hemen ertesi günde Bali'de Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la bir 10-15 dakika görüşmek için çok büyük çabalar sarf ediyor. Uzunca süredir Biden'la böyle bir temas etme imkanı da bulamıyor ve sonrasında da taziye dileklerinden dolayı da şükranlarını sunuyor. Eğer siz burada sorumlu bir İçişleri Bakanı olarak, çünkü adli kolluk emrinizde bir nevi bazı deliller tam manasıyla toplanmadan bu şekilde üst perdeden bir değerlendirme yapmak son derece yanlış. Ve şu an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı boşluğa çıkartmış durumda Sayın Bakanı. Ve yine Reuters'a açıklama yapan bir üst düzey yetkili de daha henüz delillerin tam toplanmamış olduğu kanaatini paylaşıyor. Bizim algımız ve gördüğümüz şu ki İçişleri Bakanı maalesef geçmişte Mersin hadisesinde de oldu. Tam manasıyla maddi gerçek ortaya çıkmadan bir kısım açıklamalarda bulunuyor. Sonra da boşluğa düşüyor. Sorumlu bir parlamenter sistem olmuş olsa, tam manasıyla demokrasimiz işlemiş olsa Sayın Soylu'nun şu an itibariyle affını dileyip görevden el çekmesi lazım. Çünkü kendisini atayan irade onu 24 saat geçmeden boşluğa düşürüyor ve bir şekliyle söylediklerini tekzip etmiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki. Dolayısıyla burada bu husus son derece önemli. Çünkü devlet yönetiyoruz. Devlet yönetiminde çok daha olgun, çok daha ayağı yere sağlam basan açıklamalar olması gerekiyor. Çünkü iş güvenliğimizden sorumlu Sayın Soylu açıkçası dış güvenliğimizi tehlikeye düşürebilecek bir kısım söylemler içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu onun görevi değil, benim gördüğüm kadarıyla sadece algı yaratmaya matuf yapmış olduğu bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Peki bu arada sayın seyirciler, hani Emin Bey de ilk dilimde söyledi, Ümit Özdağ bağlansın, bu ismi açıklasın, bu konuda bizim konuştuğumuz merak edilen hususları